Merhabalar herkese arkadaşlar. Saper Kan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kanalımda çeşitli içerikler üretiyorum. Özellikle engelli bireylere yönelik destekleyici teknolojiler ve teknolojiye dair birçok eğitim videosu ve içerik paylaşmaya gayret gösteriyorum. Bugün de birazcık daha böyle bir konu üstünden video paylaşmak istedim. Merak ettiklerim isminde bir oynatma listesi oluşturduğum video kanalımda ve YouTube kanalımda. Dolayısıyla burada bazı merak ettiğim konuları sizler için hem kendim de tabii ki öğrenmek hem de sizlerle öğrendiklerimi paylaşmak amacıyla ya da üzerine konuşmak amacıyla tematik içerikler oluşturmaya gayret göstereceğim. Bugünkü konu aslına bakarsanız bellemedeki en temel taşı Ziraat Bankası'nın bildiğiniz gibi bir reklamı var ve reklamda yapay zeka ile birlikte Kemal Sunal'ın canlandırıldığı bir sahne ya da bir reklam filmi çekilmiş demek daha doğru olur. Bu reklam filminde çocuklar özellikle konuşma yaparken Kemal Sunal da bu reklam filminde sürece dahil olarak bir diyalog sürdürüyor ve bunun üzerine ilerleyen bir yapay zeka destekli reklam aslında oluşturulmuş oluyor. Bu konuda tabii böylesi güzel bir reklamı görünce Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu. Dolayısıyla ben de yapay zeka üzerine biraz konuşmak istedim. Çünkü artık hep yurt dışında tabii ki avatar oluşturmak yani insanların yapay zeka ile birlikte geçmişte yapmış olduğu örneğin bazı konuşmalarından ya da diyaloglarından elde edilen verilerle oluşturulan insanların avatarlarını meydana getirme gibi çalışmalar var. Hatta bununla ilgili de birçok site ya da birçok içerik yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Ama bunu Türkçe şekilde karşımıza çıkması ve bunun elle tutulur bir şekilde reklam filminde karşımıza çıkması inanılmaz bir noktada olduğumuzu gösteriyor bize. Eskiden tabii ki bazı filmlerden alıntı yapılarak ya da kesilerek sahneler oluşturulurken artık o filmde sanki o insan oradaymışçasına küçük küçük diyaloglarla çekimlere dahil edilmesi söz konusu olabiliyor. Bu da yapay zekanın geldiği noktayı gösteriyor. Bu anlamda yapay zeka aslında çok yeni bir şey değil arkadaşlar. Yapay zeka ta ki 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı döneminde özellikle bazı şifrelerin çözülmesi amacıyla birçok girişimci tarafından oluşturulan özellikle Turing kanunları vardır bilgisayarda. Bilgisayarlar düşünebilir mi mantığına dayanır bu. Ve bu sorgulama üzerine ilerleyen bir süreç aslında. Şimdi ben aynı zamanda şöyle ekranda yansıtayım. Wikipedia'da bununla ilgili çok güzel bir şöyle yazı var. Bu linki de paylaşacağım. Merak edenler okuyabilir. Aslına bakarsanız ilk dönemlerde birazcık daha böyle hani temel işlevlere sahipken yapay zeka biraz daha diyalog odaklı ve yarı bilince, yani yarı bilinç demek çok doğru değil çünkü yapay zekada bilinç yoktur ama yarı zekaya sahip de denebilir bunlar. Sistemler geliştiriliyor tabi. Sembolik olarak ilk önce denemeler yapılıyor. Ondan sonra şöyle bakalım. İşte sembolik olarak doğal dil işlemeli son dönemlerde sibernetik gibi bazı kategoriler var. Bunu da zaten yazıda da göreceksiniz. Biraz daha böyle benim en azından anladığım kadarıyla muhakkak bazı eksiklikler olabilir ama biraz daha böyle kelimelerden, sözcüklerden çıkarımlar yaparak ya da verilen verilerden belli düzeyde çıkarımlar yaparak oluşan bir yapay zeka sürecini konuşuyoruz aslında bakarsanız. Şimdi ise biraz daha böyle makine öğrenmesi dediğimiz derin öğrenme teknolojilerini kullanan bir yapay zekadan bahsedebiliyoruz. Örneğin mevcut veriyi yine veriyorsunuz ya da mevcut veriyi elde ediyor bir şekilde ama buradan kendi
çıkarımlarını da yapabiliyor. Bugün yapay zeka şiir bile yazabiliyor arkadaşlar. Ya da yapay zekaya siz sadece belli kelimeleri veriyorsunuz veya sizin adınıza bazı kelimeleri oluşturabiliyor. Doğrudan dilinizi konuştuğunuz dile göre sesten metine yapay zeka destekli çeviri gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Bu alanda yapay zeka aslında sadece ve sadece dil işleme anlamında değil, görüntü işleme teknolojileri, görüntülerden elde edilen veriler sonucunda böylesi reklamların oluşturabilmesi adına çeşitli avatarların oluşturulması, çeşitli avatarların yaratılması gibi noktalarda tabii karşımıza çıkıyor yapay zeka. Yapay zekanın tabii ki başka farklı alanları da var. Örneğin bazı kararları alma süreçlerinde yardımcı teknoloji olarak da yapay zeka kullanılabiliyor. Fakat da bunun etiği de tartışılıyor bir yandan. Yapay zekanın aslına bakarsanız en önemli şu an için gelişim sürecinde sorgulandığı nokta, daha doğrusu sorgulandığı demeyelim de, özellikle bilince sahip olma sürecinde, yani kendi farkındalığını taşıma sürecinde bir noktaya gelecek mi gelmeyecek mi, bu aslında biraz daha böyle farklı senaryoların oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Çünkü yapay zekanın bugünkü konusunda en önemli eksiklik farkındalık meselesi aslına bakarsanız. Biz bildiğiniz gibi yani bir insan olarak yaptığımız eylemlerin ve konuştuğumuz herhangi bir diyaloğun farkında olabiliyoruz. Ama yapay zekada bu henüz söz konusu değil. Ancak elde ettiği veriler veya dışarıdan aldığı veriler sayesinde yapay zekanın çıktılarını görebiliyoruz. Fakat bir bilinç olmadığı için henüz kendisinin farkındalığı söz konusu değil ki bu da yine farkındalık anlamında, sistemin kendi farkındalığının oluşturulabilmesi anlamında da bazı çalışmalar halen yürütülüyor ve bunun için çeşitli birçok yapılan programlama sistemleri de var tabii ki. Yapay zekanın sembolik, sibernetik ve uzman derecesinde dediğimiz gibi bazı kategorileri olduğunu söyledik. Öncelikle arkadaşlar zamanında Facebook ya da çeşitli firmalar yapay zekada işte bazı çeviriler yapmasını ya da iki yapay zekanın birbiriyle sohbet etmesini sağlayacak sistemler geliştirdiler. Ama bunların ilk aşamaları çok başarılı değildi. Hatta şey dedi, görmüşsünüzdür muhakkak. Google Çeviri arkadaşlar gerçekten çok başarılı bir sistem. Eskiden çevirileri çok bilinçli bir şekilde yapmazdı ve kelimelerin dizilimi, cümlelerin oluşturulması adeta Tarzancaydı. Şimdi daha da çok mantıklı çeviriler yaptığını görebiliyoruz. Hatta bazen sayfaların, özellikle farklı dildeki sayfaların Google Çeviri sayesinde biz o bilmediğimiz dildeki bir sayfaya yapay zeka desteğiyle erişim sağlayabiliyoruz. Benim de kendi yaptığım bazı çalışmalar var yazım geliştiricisi olarak arkadaşlar. Örneğin yapay zeka ile web sayfalarının içeriklerini kontrol edebildiğimiz yazımlar yapıyorum. Ve bu yazımlarla herhangi bir web sayfasında bir linke gitmek ya da bir içeriğe erişim sağlamak söz konusu olabiliyor aslında bakarsanız. Yani geldiği noktada yapay zekanın özellikle uzman derecesinde hayatımıza girmesi anlamında en gelebileceği nokta şu an için en azından gördüğümüz kadarıyla doğal dil işleme ve dil algılama teknolojileri diyebiliriz. Nedir bu? İşte Google Asistan kullanıyorsunuz ya da Apple tarafında Siri kullanıyorsunuz. Bunlar özellikle sizden birebir sorduğunuz sorulara, ki ben Google Asistan'ı biraz daha elde ettiği ve taşıdığı veriler sebebiyle daha farklı bir noktada görüyorum. Ama Siri de yine sizin sorduğunuz sorulara ya da sizin örneğin kullandığınız telefon şeklinize göre
hem Android olsun hem iOS olsun yapay zeka destekli bazı önermelerde bulunabiliyor ya da aramalarınızda bazı önermelerde bulunabiliyor. Genellikle yapay zekanın geldiği noktada tabii ki asistan düzeyinde kalmayacaktır bu. Birçok alanda da biz bunu görüyor olacağız. Özellikle tıbbi alanda, hukuki alanda ya da işte satın alma kararlarımızı verirken sistemlerin bize önermesi. Bugün şeyde de bunu görebilirsiniz örneğin. En yakın örneklerinden bir tanesi. Hep asistanlar üzerinde konuşuruz ama sadece orada değil. Netflix gibi platformlarda özellikle siz belli kategorilerde dizi veya film izliyorsunuz. Ve her bir dizinin ya da filmin açıklamasında içine girmeden dahi ön açıklamasında işte %97 sizin tercihinize uyumlu der. İşte bu da bir yapay zeka örneğidir aslında bakarsanız. Ya da siz işte sürekli korku temalı bir dizi veya film izleme alışkanlığınız var. Sistem size buna göre önerilerde bulunmaya çalışıyor. Ya da sizin sevebileceğiniz içerikleri sunmaya çalışıyor. Bunların hepsi makine öğrenmesi dediğimiz machine learning gibi teknolojilerle karşımıza çıkan en önemli örneklerden bir tanesi. Ya da sizin birkaç sefer yapmış olduğunuz, örneğin akıllı ev sistemleri için düşünelim, eylemler sonucunda bu eylemlerin devamlılığı konusunda da yapay zekanın desteğini görebiliyoruz. İşte sürekli evde belli bir sıcaklıkta oturmayı tercih ediyorsanız ve evinizde bir yapay zeka destekli sistemleriniz varsa, işte klimanızın sürekli 25 derece ve üzerinde çalıştırılabilmesini sağlayacak, siz klimayı açtığınız noktadan dahi kapattığınız noktaya kadar belli sıcaklıkta muhafaza edilmesi yine yapay zeka destekli teknolojilerle sağlanabilir aslında bakarsanız. Bunlar mevcut. Ya da evinizin aydınlatması ya da güç tüketiminde dahi, enerji tüketiminde dahi kullandığınız enerji miktarına göre sizin bu alışkanlığınızı baz alarak geliştirilen birçok yapay zeka teknolojisi de aslında karşımıza çıkabiliyor. En önemli noktalardan bir tanesi de tabii ki nesne tanım uygulamaları. Nesne tanım uygulamalarında da örneğin bir nesnenin ne olduğunu ve bu nesnenin nerelerden satın alınabileceğine dair de yine birçok uygulamayı yapay zeka destekli görebiliyoruz. Yapay zeka bakalım nereye gidecek, neler sunacak bize. Ama yapay zekanın bence sıçrama noktası kendi farkındalığının farkında olduğu noktada ortaya çıkacak değerli dostlar. Ve o zaman işte biz çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağız. Çok daha farklı yorumlar yapıyor olacağız. Bu konuda birçok içerik bulabilirsiniz. Gerek YouTube'da gerek birçok noktada. Beni bu anlamda konuşmayı iten Ziraat Bankası'nın o güzel videosu oldu aslında bakarsanız. Belki de bizler bile zaman içinde bir yapay zekayla hayata döner miyiz, dönmez miyiz bilmiyorum ama buradaki tabii ki biz olmayacağız ama anıları canlandırmak adına yakınlarımızı belki böyle teknolojilerle en azından biraz da olsun hayatımızda görebileceğiz belki de. Eski sıcaklıkta tabii ki insanlar ilişkiler olmayabilir ama dünya istesek de istemesek de bu noktaya gidiyor ve gidecek belki de bilemiyoruz. Fakat yapay zeka bence hayatımızda olmazsa olmazımız bir noktada olacak. Şu an bu süreci yaşıyoruz zaten. Umarım kötü senaryolardan çok iyi senaryoların konusu olur diye düşünüyorum. Ve bu konuyu da sizle paylaşmak istedim. Wikipedia'da ilgili sayfayı paylaşacağım yapay zeka ile alakalı. Oturup size birebir tabii ki çok detaylı anlatmak istemedim. Çünkü buradaki esas olan şey benim o reklamı gördükten sonraki etkilendiğim noktayı sizinle paylaşmak ve yapay zeka ile ilgili biraz konuşmaktı derdim. Umarım
Hoşunuza gider bu içerik. Eğer hoşunuza giderse, beğenirseniz ve paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki gördüğüm kadarıyla kanala %60'lık abone olmayan bir kesimimiz daha var. Bu kesimde videoları izlemek değil, aynı zamanda abone olursanız aşağı yukarı belli aralıklarla videolar atmaya çalışıyorum. Sizler de bu ailenin bir parçası olursunuz ve birlikte büyürüz. 1000'e çok az kaldı. Umarım 1000 olduğumuzda da bir özel içerik oluşturacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklıca kalın. Hoşça kalın.